かなみたいな感じ。Herkese merhaba. Yine çok sıcak ve nemli bir Ağustos sabahına uyandım. Bu videodan itibaren Tokyo'nun en güzel manzaralı kafe ve restoranlarını size gezdireceğim. Birçok mekan listeledim ve hazırladım. Biliyorsunuz ben freelance tasarımcıyım. Düzenli bir işim yok burada açıkçası. Part-time işlerle Japonya'da kıt kanaat geçiniyorum. Ama dedim ki madem buradayım, o zaman arada bir Tokyo'nun keyfini çıkarmayı da ihmal etmeyeyim. O yüzden kısık bütçelerle size güzel mekanlar gezisi yaptıracağım. Kendime güzel bir liste yaptım. Hatta bu hafta 3 tane mekana gittim ve videoya çektim. Size bunları göstereceğim. Bu videoların devamı da gelecek bu arada. Size gittiğim mekanlarda etrafı biraz göstereceğim. Menüde neler var, fiyatlar nasıl, onları da göreceksiniz. Kendime en ucuz içecek neyse onu sipariş edeceğim. Manzaranın tadını çıkaracağım ve sizinle beraber keyif yapacağız. Bu videoların devamı gelecek. Şimdilik 3 tanesine gidiyoruz. Eğer siz de bir gün Tokyo'ya gelirseniz bu mekanlardan birisini seçip beğendiğiniz bir tanesine gidip fiyatları da bilerek gönül rahatlığıyla kendinize bir içecek ısmarlayıp sonra etrafın tadını çıkarabilirsiniz. O zaman haydi gidelim bakalım. İlk mekanımız Shinjuku bölgesindeki Park Hyatt Tokyo Oteli'nin 41. katındaki The Peak Lounge kafe ve restoranı. Buraya gelmek isterseniz aşağıdaki açıklamalar bölümüne bir harita linki bırakıyorum. Hem kafe hem de restoran olarak hizmet veriyorlar. Çok güzel bir manzara eşliğinde. Şimdi biraz menüye bakalım isterseniz. Kendime bir fincan çay söyledim. Sonra dayanamayıp bir de meyveli tart söyledim. İkisi toplam 2200 yen tuttu. Fiyatlar Türkiye için pahalı olabilir ama Japonya için gayet normal. Sizce nasıl? Yine dışarıdayım. Yine çok sıcak bir gün. Ağustos ayı, Tokyo çok sıcak, çok nemli. Evden çıktım şimdi. Bir kafeye gideceğim. Biraz kafede oturacağım, çalışacağım. Size de biraz etrafı göstereyim. Bayağı sıcak. İkinci mekanımıza gidiyoruz şimdi de. Shinjuku istasyonuna 5 dakika yürüme mesafesinde bu gördüğünüz binanın 20. katında Southern Tower Dining isimli kafe ve restoran.
Kafe ve restoranın cam kenarına konumlandırılmış masa ve barlarından 180 derece Tokyo manzarasını görebilirsiniz. Ben de cam kenarına konumlandırılmış bir masaya oturdum ve şimdi sipariş vereceğim. Şimdi biraz menüye ve fiyatlara bakalım mı? Yine listedeki en ucuz şeyi bulmaya çalışıyorum. Kahve en ucuz görünüyor ama ben kendime çay ısmarlayacağım. Wow, işte burada. Baharatlı kızarmış patatesi de 760 yene yiyebiliriz. Bu arada Japonya'daki tüm kafe ve restoranlara girdiğinizde maskenizi çıkartıp koymanız için size ya kağıttan ya da plastikten bir poşet veriyorlar. Bu da Japonya'daki güzel ritüellerden birisi. Çayınızı getiriyorlar ve beklemeniz için size bir kum saati bırakıyorlar. Japonya'da insanlar ofisleri dışında da çok fazla çalışmayı seviyorlar. O yüzden genelde kafe ve restoranlarda çalışırken iPad'lerini veya dizüstü bilgisayarlarını şarj etmeleri için masalarında birer fiş bulunuyor. Ben de biraz çalışacağım şimdi. Bu manzara eşiğinde çalışmak da çok keyifli olacak. Ben genelde evden çalışıyorum. Yani bütün gün evde oturup bu tarz tasarımlar yapıyorum. İş yetiştirmem gerekiyor. Yoğun bir programım var. Ama bazen evde çalışırken çok bunalıyorum. Biraz böyle kafamı dağıtmam veya yeni bir şeyler görmem gerekiyor. Kafam duruyor bir anda. Yani hani tasarıma devam edemiyorum. O yüzden de arada bir dışarıya çıkıyorum. Bu tarz kafelere geliyorum. Bir çay içiyorum, etrafa bakıyorum, işte insanları dinliyorum, seyrediyorum. Böylece böyle bir yarım saatte, bir saatte olsa böyle bir yenilendiğimi hissediyorum. Böyle bir tekrar kafam yerine geliyor. Biraz da burada çalışacağım şimdi. Ondan sonra eve döneceğim, evde çalışmaya devam edeceğim. Benim linkini de aşağı koyacağım. Eğer Tokyo'ya gelirseniz bu kafede bir en azından çay içmenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Hava çok güzel, çok tatlı bir manzara var. Biraz çalışacağım. (Gülüyor)
Şimdi sizi üçüncü mekana götürüyorum. Burası diğerlerinden daha farklı. Shibuya bölgesindeki Scramble Square alışveriş merkezinin 12. katındaki Tsutaya Kitabevi'nin içinde çalışmak ve kitap okumak için özel bir mekan var. Oraya gidiyoruz şimdi. Burası bir kafe veya restoran değil, kitap evinin bir paylaşım alanı. Burada bir şey yemek ya da içmek zorunda değilsiniz. Sadece 1 saat kalırsanız 1000 yen, yarım saat kalırsanız 500 yen ödüyorsunuz. Ve ister çalışıyorsunuz, ister kitap okuyorsunuz ya da manzaranın tadını çıkarıyorsunuz. Bütün gün çalışmak isterseniz de 3500 yen veriyorsunuz. Ayrıca kitap satın almak isterseniz özellikle manga kitaplarının olduğu bölümü size tavsiye ediyorum. Son olarak ekstra bir mekan önerim var. Aynı alışveriş merkezinin 46. katında Shibuya Sky isimli şehir izleme terası var. Oraya da isterseniz gidin. Yetişkinler için fiyat 2000 yen. Aynı zamanda özel fotoğraf çekim alanı var. Orası için de ekstra bir ödeme yapıyorsunuz. Şimdi beraber oraya da gidelim isterseniz. Asansörle 46. kata çıkarken tavandaki lazer gösterisi harika bu arada. Yaklaşık 15-20 saniye içinde de 45. kata çıktık. Sonra yürüyen merdivenle 46. kata çıkacağız. Manzara harika görünüyor buradan gerçekten. Bütün şehir 360 derece ayaklarınızın altında. Şimdi de en üst kata çıkıyoruz. Açık havada olmasına rağmen maske kuralları hala çok katı. Maskesiz fotoğraf çekilmesine kesinlikle izin yok. Burada yeşillik bir alan yapmışlar. Herkes o alana oturmuş, manzaranın tadını çıkarıyor. Bende de biraz yükseklik korkusu var açıkçası. O yüzden tam kenara yanaşamıyorum. Böyle yavaş yavaş, biraz adım adım yanaşmaya çalışıyorum. Ve işte kenara harika oturma alanları yapmışlar. Yani burada oturmak benim için biraz cesaret ister ama çok keyifli durmuyor mu sizce de?
burası da hep fotoğraflarda gördüğünüz Tokyo'nun simgelerinden bir tanesi. Kırmızı beyaz renkli Tokyo Tower. Terastan bir aşağı kata indiğinizde 360 derece bütün binanın etrafında oturma alanları, kafeler ve restoranlar var. Siz de terasta bu şekilde fotoğraf çektirebilirsiniz. Ücreti de 700 yen civarında. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Bye bye.